Evet, tabii Türkiye siyaseti bu süreçte erken seçimle ilgili bir değerlendirmeye tabi. Muhalefet ısrarla erken seçim beklentisi içinde. Cumhur İttifakı ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağını ifade eder. Elbette ki seçimler Türkiye'de vaktinde yapılmasının çok çok anlamlı olacağı kesin. Ben de şahsen aynı kanaatliyim. Çünkü AK Parti iktidarları döneminden önce her 16 ayda bir ülkede seçimler yenileniyordu. Erken seçim gündeme geliyordu. Bu da ister istemez bürokrasinin çalışmamasına, siyasetin erken seçim gündeminin dışında ülke meselelerine kendini bir şekilde adapte edememesiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Elbette ki yönetimde istikrar, hükümetlerdeki istikrar ülkenin geleceği adına, kalkınması adına, büyümesi adına son derece önemli. Umarım ki seçim 2023 yılında halkın yeniden sandığa gitmesiyle sonuçlanır. Benim de temennim bu süreçte böyle. Tabii her seçimde parlamentonun en az %60'ı yenileniyor. Yeni bir grup geliyor. Bunun tabii artıları var, eksileri var. Siyasette de tecrübe çok çok önemli. Son dönemlerde umarım ki iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın bir şekilde hazırladığı seçim yasası temsilli adaleti, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi geliştirecek bir sistemle kayyum noktaya gelir. Bu son derece önemli. Temsilli adaleti sağlayacak, yönetimde istikrarı sağlayacak, çoğulcu demokrasiyi etken hale getirecek, parlamenterin ve parlamentonun kalitesini mutlaka ön planda tutacak, tamamıyla ve tamamıyla seçilmişler, halkın icazeti olmadan parlamentoya gelişini veya siyaset yapma noktasında liderlerin himayesiyle değil, halkın desteğiyle bir sistem oluşturur. Yıllardan beri beklenen de budur zaten. Çünkü bir bakıyorsunuz tamamıyla lidere dayalı bir siyaset güdümü halktan kopuk bir milletvekili profilini gündeme getiriyor. Bu da ister istemez parlamentonun, parlamenterin ve siyasetin kalitesini çok ciddi anlamda etkilemiş oluyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Mesela seçim bölgem Ardahan. Ardahan'da halk istemiyorsa Ankara'da olmamamız lazım veya siyaset yapmamamız gerekir. Ama normal bugünkü sistemde ne oluyor? Bugünkü sistemde lider istediği noktada kendi konjektürel şartları ya da gelebilecek bir halk desteği varsa parlamentoya geliyor. O zaman seçilen milletvekili yalnızca liderin kesinlikle emrinde bir tavır sergiliyor. Bunun da kesin olarak halkla olan irtibatında veya halkın sorunlarına bakışında çok ciddi bir zafiyet yarattığını zaten Türk siyasetinde çok çok iyi biliyoruz. Şimdi tabii son zamanlarda memleketine hizmet konusunda acize düşenler, son zamanlarda halktan kopuk olanlar, vatandaşın telefonlarına çıkmayanlar, halkta karşılık bulamayanlar ister istemez geçmişi bir şekilde karalama kampanyasına girebiliyorlar. Bu çok aslında siyasette utanç verici bir tablodur kesinlikle. Şimdi bir siyasi arkadaşımız, figür çıkmış, geçmişte yapılanlarla ilgili kara para nitelendirmesinde bulunmuş. Çok utanç verici bir niteleme. Siyaset ahlak işidir. Siyaset fazilettir. Siyaset erdemdir. Erdemli ve faziletli olmayan, ahlaklı olmayan insanların aslında siyasette hiçbir zaman için kesinlikle yerinin olmaması lazım. Bu bir gerçektir. Ama ahlakını yitirmiş, faziletini yitirmiş, erdemini yitirmiş, devlet adamlığını yitirmiş, toplumda karşılığını bitirmiş insanların elbette ki kesinlikle sarılacak tek yeri başkalarına işte gönderme yap, karalama propagandasına gir. O da çok maalesef ahlaki değerlerden yoksun bir süreç. Mesela diyelim ki bir zavallı bir siyasetçi, üzülerek söylüyorum, çok zavallı bir siyasetçi. Geçmişte yapılan hizmetlerle ilgili işte köprü yapılmış, yüksekokul yapılmış, yurt yapılmış, 240 köyün camisine, cemevine yardım yapılmış, 5200 tane öğrenci okutulmuş ve geçmişte yapılanları kara para nitelemesiyle ilgili değerlendirebilecek kadar çok büyük bir gaflet içinde olabiliyor. Yazıklar olsun. Yani
bu alın teriyle, emekle, çelinizin çocuğunuzun hakkıyla memlekete sunulmuş olan ve memleketin sorunlarına derman olabilecek hizmetleri bu anlamda karalamak hiçbir vicdanla bağdaşır, ahlakla bağdaşır bir yanı yoktur kesinlikle. O bakımdan ben üzülerek söylüyorum ki bu siyasi yapının ve bu siyasetçilerin artık toplum nezdinde tamamıyla ve tamamıyla kendi itibarlarını bitirdiği gibi bundan sonra da gelecekle ilgili bir beklentilerin olmaması gerekir. Çünkü bunların ne kendine hayrı var ne topluma hayrı var. Olması da mümkün değil. Zaten böyle kara propaganda yaparak, üzülerek söylüyorum, siyaseti kirletmiş olmaları da son derece utanç vericidir. Dolayısıyla hizmet eden insanları takdir etmek gerekir. Eğer çok ciddi bir heyecanınız, yüreğiniz varsa yapılan hizmetleri takdir etmekle birlikte daha da fazlasını yapabilecek çabayı, emeği, fedakarlığı ortaya koymanız gerekir. Bunu koymuyorsanız, bir arpa boyu mesafe kat edemiyorsanız, memlekete bir tuğla da ben koyayım demiyorsanız, memlekete alın teriyle tuğla koyanlara, hizmet edip tuğla koyanlara kesinlikle çamur atmak ahlaktan uzak, vicdandan uzak bir tutumdur ki bunu da şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımızın da zaten bu konuda çok büyük tepkisi var. Bir köyün suyu yok kendi imkanlarınıza yapıyorsanız, bir ilin yüksek okulu yok kendi imkanlarınıza yapıyorsanız, bir ilin hastanesi geçmişte efendim, yatağı yok, karolesi yok, battaniyesi yok, röntgen cihazı yok, kendi imkanlarınıza yapıyorsanız, gidip kesin bu memlekette bir yurt yapıyorsanız ve bu memlekete ekmeğinizi bölüyorsanız, buna saygı duymak lazım, bunu takdir etmek lazım ve bu tür kesinlikle helal kazancı gölgelemek gerçekten tabiriyle namertlikten başka hiçbir şey değildir. O bakımdan siyaseti ahlaklı yapmak lazım. Şunu da çok iyi bilmek lazım siyaset bilimde. Bir başkasını karalayarak kesinlikle başarı elde etmek mümkün değildir. Ancak ondan daha iyi şeyler yaptığınızı ortaya koyup da somut gerçeklerle toplumun karşısına çıkarsanız, o zaman toplum der ki ya işte hakikaten bizim sorunlarımıza çözüm bulmuş ve memlekete hizmetin gereğini yapma konusunda gayreti var der. Toplum bunu bu şekilde addeder. Ama hiçbir şey yapmayın. Geçmişte hizmet eden insanları, toplumda karşılığınız yok, toplumda itibarınızı bitirmişsiniz, toplumda saygınlığınız yok ama toplumda karşılık bulan insanlara bir şekilde yaptığı hizmetleri, alın terini, emeğini inkar etmek, onu karalamak elbette ki utanç verici bir yaklaşım şeklidir. Ben memleket adına utanıyorum ki 85 milyonu temsil eden insanlar hakikati beyaza ya hiç utanmadan siyah diyebilecek kadar aklını ve vicdanını yitirmek kadar zafiyet içinde olsunlar. Bunlar hakikaten bu memleketin yüz karasıdırlar ve memleketi temsil edemezler. Zaten uzun yıllardan beri de memleketimize hizmet yapılmamıştır. Yapılmadığı için de toplumdaki ciddi tepkileri görerek acaba nasıl olur da birilerini karalayarak, onların hizmetlerini göz ardı ederek karşılık bulurum diye bir hesap içindeler. Bu da asla ve asla toplumun vicdanında karşılık bulmaz. Bu kadar net. Ben Ardahan Halkı'na ve Türkiye'deki bizi tanıyanlara, özellikle bize gösterdikleri destekten, gönül bağından dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Memlekete gittiğimizde halkın gösterdiği sevgi gerçekten gözümüzü yaşartacak noktada bizi etkiledi. Kurbanlar kesildi, davetler yapıldı. Halkın büyük sevgisini gördük. Bundan dolayı kıskananlar olabilir, biliyorum. Ama kıskanmak yerine en azından siz de emek etseydiniz de bu memlekette halk da size bu sevgiyi, bu ilgiyi gösterebilseydi. Toplumdaki yerinizi bitiren, toplumda asla karşılığı olmayan insanların, memlekete hizmet eden insanlara bu kadar karanlık ifadeleri herhalde toplum vicdanından ve toplum aklından kesinlikle ciddi bir şekilde değerlendirecektir. Ben memleketimize ve insanımıza özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Halkımızın bize gösterdiği sevgiye, ilgiye tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Yakın bir zamanda davetler çerçevesinde halkımızın ciddi ısrarı noktasında gidip yine halkımızla kavuşup buluşacağız. Muhtar olup da kurban kesenlere iftira atılıyor.
muhtarlar toplanıyor, deklare ediyor. Muhtarlar parayla satın alındığı söyleniyor. Çok utanç verici. Kurban kesiliyor. Kurbanı bizim kestirdiğimizi söyleyecek kadar çok seviyesiz ve çok ahlaktan uzak yaklaşımlar sergileniyor. Bunlar çok utanç verici şeyler. Elbette ki siz kapınızı açmazsanız, telefonlarınıza cevap vermezseniz, vatandaşın derdine ortak olmazsanız, vatandaşa bir çorba içirmezseniz, sizin de toplumdaki karşılığınız bu olur. Siz de gelin 30 yıl bu memlekete hayatınızı adayın, ekmeğinizi bölün, nüfusunuzu kullanın, günde 15 saat bu memleket için mesai verin, bu halk size benden daha da çok ilgi ve sevgi gösterecektir. Ama siz halkı tanımazsanız, halkın sorunlarından bir çare halde durursanız, vatandaşa önem vermezseniz elbette ki sizin toplumda karşılığınız her zaman tepkiyle alınacaktır ve bu insanlar sizi asla vicdanlarında affetmeyecektir. Bunun da altını çiziyorum. Ardahan halkına da buradan teşekkürlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum.